Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle maddenin tanecikli yapısı ile ilgili soru çözüm videosu ile devam edelim. İlk birinci sorumuzda ne diyor? Tanecik modelleri verilmiştir. Ait olduğu maddeler sırayla hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi tanecikler arasındaki boşluk en fazla kimdeydi? Gazdaydı. Baktığımızda en fazla boşluğa M sahip. Yani M için gaz bir maddedir diyoruz. L'de ise tanecikler birbirine çok yakın ve sık bir şekilde dizilmiş. Yani bu ise katı olan bir madde. Sıvıda ise tanecikler arasındaki boşluk katıya göre birazcık daha fazla ama gazdan ise birazcık daha azdı. Yani K için de sıvı diyeceğiz. Baktığımızda hangi şık bunu sağlıyor? B şıkkı. Evet, ikinci sorumuzda hemen devam edelim. Yukarıda verilen maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar karşılaştırılırsa nasıl bir sıralama yapılır diyor. Tanecikler arasındaki boşluk en fazla hangisindeydi? Gazlardaydı. O zaman en büyük hava olacaktır. Daha sonra sıvıdaydı 2, tahta ise 3. Yani hava büyüktür, yağmur suyu büyüktür, tahta hava büyüktür, yağmur suyu büyüktür, tahta. Evet, C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Hangisinde maddenin taneciklerinin hareketi artar diyor. Şimdi hareket nasıl artıyordu? Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için hareketliliği de artacaktı. Yani sıvı olan bir maddenin gaz hale geçmesi olayında taneciklerin arttığını, hareketin arttığını söyleyebiliriz. Peki hangisinde taneciklerin hareketi artacaktır? Sıvıdan gaz hale geçme olayına biz buharlaşma diyoruz. Sıvı bir maddenin gaz hale geçmesi. Bir kolonyayı düşün. Elimizde sürdüğümüzde ne oluyor? Sadece kokusu kalıyor bir süre sonra. Yani gaz hale dönüşüyor. A şıkkı cevabımız. Dördüncü sorumuza bakalım. Verilen özelliklerin hangi madde haline ait olduğunu doğru bilen öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Tanecikleri arasında en az boşluğa sahip kimdi? Tabii ki de katıydı. Taneciklerin hareketliliği en fazla olan madde hangisiydi? Gazdı. Sadece titreşim hareketi yapabilen madde kimdi? Katılar sadece titreşim hareketi yapıyordu demiştik. Katı, gaz, katı. D şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. Taneciklerinde meydana gelen değişim yukarıdaki gibi olan madde hangi haller arasında geçiş yapıyor olabilir? Baktığımızda tanecikler arasındaki boşluk en fazla olan maddeden birazcık daha az olan maddeye geçmiş. Yani gaz halden sıvı hale geçmiştir. Eğer katı olsaydı tanecikler birbirine daha sıkı, birbirine yapışık bir şekilde olacaktı. Bu yüzden gaz halden sıvı olan bir maddeye geçiş yapıyordur diyoruz. Evet. Geçelim 6. sorumuza. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine ait olabilir? Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla. Hangi madde olabilir bu? Gaz olabilir. Sıkıştırılabilir diyor. Dikkat edin. Sadece gazlar sıkıştırılabiliyordu demiştik. Tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyordu. Evet, hangisi? Hava tabii ki de gaz olan madde. Evet, 7. sorumuzda ok yönünde ilerleyen bir hal değişim süreciyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi tanecikler arasındaki boşluk çok az. Buraya doğru ilerlemiş. Yani tanecikler arasındaki boşluk çok fazla. Yani katı olan maddeden sıvı, gaz olan maddeye doğru bir hal değişim süreci geçmiş. Evet, hangisi doğrudur diyor. Tanecikler arasındaki boşluk gitgide artmıştır. Doğru. Taneciklerin enerjisi azalır. Enerjisi gazlardaki enerji en fazlaydı hatırlarsanız. Taneciklerin hareketliliği de azalır demiş. Hayır. En fazla enerjiye sahip olan ve hareketli olan maddemin hali gaz halidir. Bu yüzden 2 ve 3 yanlış, 1 doğru. Evet, hemen diğer sorumuza bakalım. Verilen maddeleri tanecik hareketliliği en az olan maddeden en çok olana doğru sıralarsak nasıl bir sıralama olur? Tanecik hareketliliği az önce de söylemiştik. Gazlarda en fazlaydı. Katılarda ise en azdı. En az olan o zaman kim? Tahta, daha sonra su, sıvı ve en son da hava, yani gaz. Tahta, su, hava. Evet, en az olandan diyor. Onun için B şıkkı.
Devam edelim. Hangisi ya da hangilerin gerçekleşmesi sırasında tanecikler arasındaki boşluk artar? Suyun donması. Dolma nasıl gerçekleşiyor? Sıvı olan bir maddenin katı hale geçmesiyle. Erime olayı ise katı olan bir maddenin sıvı hale geçmesiyle. Kolonyanın buharlaşması ise sıvı olan kolonyanın bir süre sonra uçması yani gaz hale geçmesiyle. Şimdi diyor ki tanecikler arasındaki boşluk nereye doğru artıyordu? Sıvıdan, katıdan sıvıya. Yani bu tarafa doğru tanecikler arasındaki boşluk artıyordu. Sıvı ve gaz halde tanecikler arasındaki boşluk daha fazla. Hemen bakalım birinci ifademiz suyun donmasıydı. Bu tarafa doğru ilerlemiş, sıvıdan katıya doğru ilerlemiş. Bu yüzden yanlış. Buzun erimesi evet katıdan sıvıya doğru giderken hareketliliği ve boşluğu ne oluyordu? Artıyordu doğru. Sıvıdan yine gaz hale geçerken de zaten en fazla boşluk gazdaydı hatırlarsınız. 2 ve 3 doğru cevabımız. Evet 10. sorumuzda ise buna göre öğrenciler hangi kartları seçerse etkinliği doğru tamamlamış olur diyor. Ne istemiş öğretmen? Öğrencilerden bu kartlardan tanecikleri sadece titreşim hareketi yapan, sadece titreşim hareketini kim yapıyordu? Katılar yapıyordu. Yağmur suyu sıvı yanlış. Cam katı doğru. Süt sıvı yanlış. Sirke sıvı yanlış. Demir evet katı doğru. Hava ise gaz. Yani 2 ve 5 cevabımız C şıkkı. Evet, son sorumuz. Resimdeki madde ile ilgili hangisi doğrudur? Kalem nasıl bir madde? Katı. Katı olan bu maddem tanecikler arasındaki boşluk fazla mıydı? Hayır tabii ki de en azdı. Yanlış. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapıyordu. Öteleme ve dönmeyi sıvı ve gazlar yapıyordu demiştik. Yanlış. Devran tanecikleri sadece evet titreşim hareketi yapar doğru. Sıkıştırılabilir demiş. Hayır sadece gazlar sıkıştırılıyordu. Yanlış. Yani devran doğru cevabımız. Evet sorularımızın da sonuna geldik. Arkadaşlar test çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.